Kayıttayız. Kayıttayız. Hocam, her insanın farklı radyasyon yaydığına dair bir takım söylentiler var. Esmerler açık tenlere göre daha iki kat. Hocam, her insan farklı radyasyon yayıyormuş. Ben normal okusam. Ben de soruya bir şey oldu zaten, Şeyma'ya bir şey olmuş. Evet. Radyasyon geldi hızlı. 3, 2, 1, kayıt. Hocam, her insan farklı radyasyon yayıyormuş. Esmerler açık tenlere göre yaklaşık iki kat daha fazla radyasyon yayıyorlarmış. Nedir bu radyasyon olayı diye soruluyor. Tebrik ediyorum, böyle bir bilimsel yayın bilmiyorum. Esmer çok da makul gelmedi, yani olmaması lazım. Hepimiz homo sapiensiz. İnsan vücudundaki radyoaktivite yalnız ilginçtir. Tıp fakültesinde işte radyasyon biyolojisi konusunda, daha doğrusu elektromanyetik etkiler konusunda bir ders veriyordum. Orada mesela radyasyon konusunu anlatırken tıp öğrencileri de tabii diğer insanlar gibi herkes radyasyondan ödü kopuyor. Sonra günlük hayatımızdaki radyasyon kaynaklarını araştırıp, çünkü biliyorum yani hayatta bir sürü şey radyoaktif. Hani bir araştırayım dedim, etrafımızda radyasyon yayan neler var, biz ne kadar radyasyona maruz kalıyoruz falan filan. Çok ilginç bir bilgi buldum. Sonra araştırdım, hakikaten doğru çıktı. İnsan vücudunun zaten radyoaktif olduğunu bilirdim ama o kadarını bilmiyordum. Bir nükleer santralin yanında bir gece uyumanın 20 katı kadar radyasyonu bir insanla beraber uyuduğunuzda alıyorsunuz. Şimdi nükleer santrali özellikle örnek veriyoruz. Çünkü nükleer santraller çok korkulan bir şey ama oradaki radyasyon sistemi o kadar korunaklı ki dışarı neredeyse hiç radyasyon sızmıyor. Ama insanlar yine aynen bugün bazı istasyonlarına yaptıkları gibi onun yakında bulunmaktan ödüleri kopuyor. Çünkü içerideki şeye dair çok gerçekçi olmayan korkuları var. İnsan vücudu niye bu kadar radyoaktif peki? Bu doğal bir radyoaktivite dikkat ederseniz. Yani hiç kimse eşiyle 20 sene yan yana yattığı için kanser olmuyor, yani böyle bir durum yok. Radyoaktivite doğayı oluşturan maddenin temel özelliklerinden bir tanesidir. Bütün ağır atom çekirdekleri bir şekilde bir ışıma yaparlar. Bu ışıma da işte kimisi alfa, kimisi beta parçacığı falan şeklinde oradaki atomun kuantum kimyasıyla ilgili bir şeydir bu. Yani her atomda ve her kimyasal reaksiyonda bir şekilde bir radyasyon ortaya çıkıyor. Bizim vücudumuzda ise özellikle potasyum gibi iyonlar çok radyoaktif. Çünkü biz bu iyonların aynı zamanda izotoplarını da barındırıyoruz. İzotop işte atom sayısı aynı, elektron sayısı farklı, proton sayısı farklı bileşenler demek. Özür diliyorum, nötron sayısı farklı bileşenler demek. Bu izotoplar farklı radyoaktivite düzeylerine sahip olarak radyoaktif parçacıklar saçıyorlar. Bu normal şartlar altında zaten bizim bütün biyolojik sistemimizin kurgulandığı ortamın doğal bir hali. Böyle olunca şimdi radyasyondan korkuyorum, bu sudan korkuyorum gibi bir şey oluyor. Yani biz bunun zaten içerisindeyiz. Hele ki şu anda insan yapımı her şeyi atın dışarı. İçinde yaşadığımız ortamdaki bizzat bildiğimiz anlamdaki radyoaktiviteyi görebiliyor olsak çıldırırız. Yani mesela mermer yapıyoruz binalarımız. Mermer ileri derecede radyoaktif elementler içerir. Yani baya baya caldır caldır radyasyon yayar mermerler. Evinize çıkarken mermer basamaklardan çıkıyorsanız bir daha düşünün. Hayır, düşünmeyin. Çünkü radyasyonun çok basit faydalı zararlı ayrımı var. İyonize edici radyasyon. Yani geldiği yerde atomların elektron yapılarını bozan ve onları iyonlara dönüştüren radyasyon bizim vücudumuz için de iyi değildir. O cep telefonu radyasyonu ayrı, onu söyleyeceğim. İyonize etmeyen radyasyon için bizim vücudumuzdan böyle şeffaf bir şey gibi geçer. Yani bizim vücudumuz ona karşı şeffaftır. Bizim vücudumuza bir şey yapmaz yani. Mesela cep telefonu elektromanyetik radyasyonları, bluetooth radyasyonu, onlar böyle şeylerdir. GSM sinyalleri mesela insanların ödünü koparıyor ama kaçtı, bir saat boyunca telefon konuşması yapmak beyin sıcaklığınızı 1,5 derece arttırıyor. Şimdi bu 1,5 derece arttırma sıcak havada yazın yürürken kat be kat fazla oluyor. Sadece bir ısıtma etkisi var. Fakat benim de içinde bulunduğum bazı çalışma grupları var. Şu anda Samsun'da işte 19 Mayıs Üniversitesi'nde bu konuda dünya çapında diğer araştırma gruplarıyla çalışan araştırıcılar var. Ben hocamla da çok anlaşamıyorum orada. Onlar mesela kesin zararlı olduğuna eminler. Ben hala belgelenmiş tek bir zarar görmedim cep telefonu radyasyonu konusunda. Cep telefonuyla vakit öldürmek bence daha tehlikeli. Yaydı radyasyona göre. Özetle bir radyoaktif denizde bir elektromanyetik havuzda yaşıyoruz. Bizim vücudumuz zaten radyasyondan yapılı. Tek korkmamız gereken şey yapay olarak o zincir tepkimesi dediğimiz tepkimeyi tetikleyip ağır atom çekirdeklerini, uranyum, işte polonyum vesaire gibi atom çekirdeklerini bozarak elde ettiğimiz radyasyondur. Bu evet nükleer santrallerde kullanılır ama çok korunaklıdır. Atom bombası gibi büyük enerjiyi ortaya çıkaran şey budur. Korkmamız gereken bir tek bunu, enerji elde yöntemi ve onun atıklarını nasıl halledeceğimize ilişkin bir korkudur. Bir tek bize zararlı olan radyasyon bu. Onun dışında çok da korkmamızı gerektirecek bir durum yok. Radyasyon güzeldir. Bu videoyu anneanneme izleteceğim. Her gece modemi pişin çekiyor inandığı için. Şimdi onu özellikle söyleyeyim. Wi-Fi radyasyon. Nasıl? Yanlış bir şey yaptım. Bir yandan tez yazıyoruz şu an. Orada yanlış bir şey yazdın. Ha, tamam, önemli değil. Evet. Hallederiz. Dur. Kaydetmeden kapattın. Ay. Gerçekten mi? Yanlış.
That's very good. Bu daha güzel olmuş. Alırız geri. Kapattın mı dosyayı? Kapattım. Now we're fucked. Kapatmasaydın geri alırdık. Ne diyorduk biz en son? Şunu altı çizeyim. Radyasyon modem. Gece yatarken modemin fişini çekmek çok iyi fikirdir. Aa. Gece yatarken cep telefonunu kapatmak çok iyi fikirdir. Gece yatarken odanızda sürekli çalışan elektrikli alet olmaması çok çok iyi bir fikirdir. Gece yatarken odanızda herhangi küçük de olsa yapay bir ışıklandırma bulundurmamanız çok 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 iyi bir fikirdir. Neden? Bunların hepsi zararsız olsa da tek başına bir araya geldiklerinde sistemde bilemediğimiz karıştırıcı etkiler yapma potansiyeli her zaman vardır. Gerekli olmadıkça söndür prensibi bütün alet edevatlar için geçerli. Askerde yazıyor ya, gerekli değilse söndür. Aynen o şekilde. Çekin modemin fişini. Kapatın telefonları, atın odanızın dışına. Bir kere cep telefonlarıyla ilgili bilmemiz gereken şey şu. Cep telefonu, radyasyonu, cep telefonunun en zararsız kısmıdır. Cep telefonunun yapıldığı malzeme içerisinde ağır metaller, ağır elementler, radyoaktif bir sürü malzeme, zehirleyici bir sürü unsur, tonla kimyasal bileşen var. Bir kere bunlarla zaten beraberiz. Zehir bombasıyla yan yanayız aslına bakarsanız. Teknolojik bir alet ama içi dolu onun, bir sürü bir şey var. Ne kadar uzak durursak o kadar iyi. İşimize yaradığı zaman açalım, kullanalım. Yaramadığı zaman kapatalım. Hepiniz bilirsiniz cep telefonlarının elektromanyetik radyasyonunda SAR değeri diye bir şey var. SAR değeri birim hacim başına düşen elektromanyetik kuvveti gösteren bir şeydir. Mesela cep telefonu az çektiğinde cep telefonu baz istasyonuna daha fazla ulaşma çabası gösterdiğinden tabiri caizse daha çok enerji ve daha çok yüksek elektromanyetik dalga saçar. Yine bildiğimiz bir direkt zararı olmamasına rağmen ihtiyaten çekim gücünün az olduğu yerlerde ve hareket halindeyken telefonla konuşmamak çok akıllıca bir şeydir. İnsanlar şunu bekliyorlar. Zararlıysa atayım, zararlıysa kullanayım ya da onunla yatayım. İkisini de yapmayın. Ölçü, ölçü, ölçü. Hayat ölçüdür yani.